Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. TS2'nin İtalya DLC'sinde 4. bölümdeyiz. Bu bölümde Floransa'dayız. Buradan çıkıp dışarıdaki mermer ocağına gideceğiz. Yeni bir mermer ocağı var Floransa'da. Şöyle gösterelim. Floransa'nın şehri böyle. Şirketler burada. Biz buradan gireceğiz. Bu mermer ocağına gideceğiz. Tekrar geri geleceğiz. Burada bir yere teslimatı yapılacakmış. Ondan sonra diğer bölümlerde oynamaya devam edeceğiz. Dün akşam yine canlı yayın yaptık. Bu yolları keşfettik. Yani inanılmaz yollar var. İnanılmaz yerler var. Yani net olarak Fransa'dan şehir yerleşimi ve görüntüler bakımından, manzaralar bakımından daha iyi duruyor İtalya DLC'si. Oynadıkça görüyorsunuz, oynadıkça tadını çıkarıyorsunuz. Yani bir şey diyemiyorum. Güzel olmuş, yani farklı bir DLC olmuş. Baştaki videoda çok sade bir yoldan geçtik ama şimdi oynarsanız hani inanılmaz yerler görüyorsunuz. Zaten 5 Aralık'ta çıktığında DLC net olarak neyin nasıl olduğunu göreceksiniz. Şimdi Scania S kullanacağız. Floransa'dan çıkıyorum. R kullanmayacağız. Tankı hem küçük hem de ağır nakliye falan çekmeyeceğim zaten. 4x2 yetiyor bana. Floransa Toskana bölgesinin başkenti. Toskana bölgesindeyiz yani şu an. Çok güzel bir yer. Hani gerçek fotoğraflarına baktığınızda inanılmaz manzaralar var. Çiftlikler, tarım arazileri falan. Yani inanılmaz yerler var. Floransa'yı Firenze olarak yazıyor, İtalyanca adı. Ama biz Floransa diyoruz. 150 km var mermer ocağına. Bayağı da uzak. Gördüğünüz gibi yine diğer şehirlerde olduğu gibi, işlerde olduğu gibi. Bahsettiğim yol buydu. Mermer ocağı girişi bir de böyle var. Yani diğer türlüsünü bir önceki videoda gördünüz. Bir de böyle bir girişi olan mermer ocağımız var. İnsanlar böyle yolları, böyle yerleşimleri istiyordu zaten. Tam seveceğiniz türden oldu yani, bildiğim için söylüyorum bunu, yoksa öylesine söylemiyorum övmek için falan. Şu an hızlı gidiyorum çünkü işi almam lazım. Thank you.
Evet, Floransa'ya doğru tekrar geri dönüyoruz. Mermer Ocağı'ndan çıktık. Yolu güzel. Girişi falan güzel. Hani böyle tam sanayi bölgeleri, işte bu ocak bölgeleri, şirket bölgeleri tam hani gerçekte olduğu gibi artık. Hoşumuza gidiyor. Bologna'dan geçeceğiz. Floransa'dan çıktıktan sonra. Ondan sonra yine yukarıda devam edip hani Parma'ya girmeyeceğiz. Suzara'dan. Yeni gelen giriş şehirlerinden birisi. Onun üzerinden geçip Verona civarında bırakırız zaten. Online iş aldığımız için 90 km'ye geçemiyoruz ve bu güzel de oluyor aslında. Daha gerçekçi bir sürüş için. Daha dikkatli sürmemiz gerek zaten. Ki zaten videolarda onu dikkatli sürüş yapmak istemiyorum. Tadı kaçıyor. Yani 40 yılın başında yeni bir DLC gelmiş değil mi? Yani adam gibi oynayalım. Tadını çıkara çıkara. Yani dün gece mesela işte yayında oynadık. Ya inanılmaz güzeldi, keyif aldım. O kadar çok uykum vardı ki, o kadar çok yorgundum ki, ama yani yine de oynuyorsun bir şekilde. Sonra doğru müzik falan açtık. İlk önce müzikler açtık. Ondan sonra zaten tavan oldu bizim kafalar. Ondan sonra Selçuk abi de falan da geldi yine. Katıldı. Öyle öyle bitirdik 3,5 saatlik bir yayını. Şarkısız, modsuz zaten olmaz. Trafik yoğunluğum 5, 1 normalde. Bunu yayında 5 yapmıştık. Tadı böyle biraz daha iyi çıkıyor. Öteki türlü pek trafik olmuyor. Tek tük araçlar çıkıyor bazı işlek olması gereken yerlerde. Ya bunu öylesine yaptık yani. 3 yaparsınız, 4 yaparsınız fark etmez. Yani artık ne kadar yoğunluk istiyorsa tabii bilgisayarınızın kaldırması lazım bunu. Öteki türlü sıkıntı yaşarsınız, kasar ve arada takılabiliyor bazen. Onu yaptığınızda mesela çok acayip bir trafik oluyor, zaten insancıl olmuyor o iş, yani çok saçmalıyor. Yapay zeka bazı yerlerde çıldırabiliyor sonra.
Floransa şöyle bir yer. Şu an gittiğim yollar açık olanlar. Burada alternatif yollar var. Şu an hani istasyon olduğu yere doğru döndüm. Ve burada otel benzeri bir yapılanma var. Sağda Scania galerisi servis. Yine böyle devam ettiğimizde burası ana cadde zaten. Solda garajımız vardı. Çıkmıştık oradan. Sağda yine bir servis alanı var. Bir otel var. Ondan sonra bir şirket daha var burada. IKEA da var zaten yine. Otogarımız var. Şirketin yolu diğer taraftan çıkıyor galiba. Şu şekilde aynen. Şirket buradan geliyor. T Logistica diye. Bu şekilde Floransa. Toskana bölgesinden çıkıyoruz şu an. İtalya'da diğer belki işte bu Amerika gibi diyebilirsiniz ama Fransa'da da var öyle yerler. Özerk diyebileceğimiz bölgeler var. O bölgelerin kendi başkentleri var. Toskana'nın işte Floransa olduğu gibi. Fransa'da da böyle yerler vardı galiba. Almanya'da mesela öyle. Ama Almanya tabi bu kadar belirgin göremiyoruz. Ama düşünün işte ben şimdi bir sürü yer var burada, bir sürü yol var, güzellikleri gördük. Almanya haritası komple yenilense zaten of yani bir şey diyemiyorum. 35 TL zaten hak etmez onu yani. Daha yüksek olur çünkü çok daha fazla yol var. Ama öyle bir olay yok. Yani bu ana harita güncellenecek mi, güncellenmeyecek mi şu an bilmiyor. Resmi açıklamalar yok. Bir sonraki DLC de bilmiyor. O yüzden kimse şey demesin. İspanya olacakmış, yok Portekiz olacakmış, yok Balkanlarda bir şey olacakmış. Öyle bir olay yok şu an.
Resmi açıklama gelene kadar bir şey bilmiyoruz. Lamborghini geçti. Mavi bu sefer. Polis miydi o? Polis değil ya, normal araç. Suzara Verona tarafına dönüyoruz. Yine etrafta gördüğünüz gibi bol bol fabrika var. Depolar, fabrikalar her yerde var. Nereye baksanız karşınıza çıkıyor bir şeyler. Sağda yine gördüğünüz gibi bu ses duvarla falan harika ya. Uzaktaki köyleri, uzaktaki vadilerin arasındaki, dağların arasındaki alçakta deniz seviyesine kadar tarım arazilerini, o manzarayı falan çok güzel yapmışlar. Suzara'ya bir girelim. Bir tanıdık var orada, ona bir bakalım diyelim. Öyle bir giriş yapalım. Bu video Floransa mermer ocağı tarafına indik. O güzel yolu gösterdim. Ondan sonra Floransa'dan çıktık. Floransa şeyini gösterdim. Şimdi Bologna yanından geçtik ama girmedik. Şu an Suzara tarafına giriyoruz. Yine burada fabrikalar, şehirler falan var. Gişelere sokacak bizi önce. Ondan sonra şehir içine gireceğiz. Şu an ayakkabıyla basıyorum pedallara. Daha iyi oluyor böyle. Koltuk kaymıyor. Geriye itmiyor beni. Direksiyonu basınca, pedalları basınca vitesi değiştirirken. O yüzden yapıyorum böyle. Burada CMT diye bir firma varmış. Ufak bir yer, onu söyleyeyim, ufak bir yer. Tabi bizim yine bulunduğumuz yer farklı. Bu sağdaki yol açık galiba. Evet, Suzara'yı keşfettik. 20-23 oldu. Keşfetmenin birkaç tane daha, yani 3 tane şehir kalmış oluyor.
CMT bu. Bu otomobil fabrikası gibi bir yer galiba. Aynen. Şu Iveco Daily demiştiniz. Şunları alın diye. Bunları almaya çalışacağım ya. Bir sonraki işlerde. Giriş. Burada sembol yok galiba, bu işimiz var diye. Böyle bir otomobil fabrikası burası. Belli oluyor yani herhalde. Böyle boş alanlarda var toplanma yerleri. Şu an düz vites kullanıyorum aracı. Scania R'da başlamıştım tekrar. Daha keyifli, güzel oluyor. Otomatik vites belli bir süre böyle yorgun olduğunuzda, canınız istemediğinde vites geçişlerini yapmak, kullanmak için iyi oluyor, ama ondan sonra ulan diyorsunuz ben ne yapıyorum, sürekli düz gidiyorum. Bir meşgalem yok araçta. Evet, an itibariyle şu an İtalya DLC'sinin olduğu bölümden çıkıyoruz. Verona'ya doğru gideceğiz, ama ben videoda bunu göstermeyeceğim. Sadece Floransa'daki o mermer ocağını gösterdim. Floransa şehrini gösterdim. Suzara şehrini gösterdim ve buradaki yolları görmüş oldunuz. İtalya DLC 5 Aralık Salı günü çıkış yapacak. Fiyatı resmi olarak açıklanmıştı. 35 TL. 19 tane şehir geliyor. 11.500 km'lik de yol geliyor. Çok güzel manzaralar, çok güzel yollar var. Hani oynadık, gördük. İlk videoyu izleyerek hani yorum yapmayalım. Devamını izleyelim. O yüzden hani kesmeden bazı yerleri yayınlıyorum, görün diye. Çünkü hani gerçekten seveceğimiz, hoşlandığımız, bildiğimiz yollar var. İtalya o bakımdan Fransa'ya göre biraz daha net olarak hani iyi olmuş. İtalya mı alalım, Fransa mı alalım derseniz, bilmiyorum ya, yani İtalya alınsa daha da güzel olur, ama yol bakımından tabii daha fazla yol var Fransa'da, o da var. Yani size kalmış. Bizim tavsiyemiz tabii ki de elinizden geldiğince en iyi şekilde bütün bu harita paketini falan toplamak. Haritalar daha önemli. Mod yüklersiniz, başka şeyler yaparsınız. Bunlar önemlidir. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.